Sarayımızdaki tek tüccarın notaras olduğunu düşünüyordum. Başka kim varmış? Siz. Baltaoğlu'nun kandırmak için Rizzo'yu kullandınız. Rizzo feda edilecek biri miydi? O gemilerin başında tecrübeli bir kaptana ihtiyacım vardı. Bana karşı dürüst ol. O gemiler boşta gidebilirdi. Rizzo'dan neden vazgeçtin? Tahılsız yaşayabilirim. Ancak kuşkuyla asla. Üstelik Rizzo'yu vermesem Minotto'dan olacaktım. Bana güven Üstad Platon. Ne sattığımı ne aldığımın farkındayım. Kârlı bir ticaret oldu. Boğaz kesene az kaldı. Adamları söyle, fenerleri söndürmek için hazır olsunlar. Minotto birazdan Hisar'a saldıracak. Sesleri gelir zaten. Fenerleri söndürsünler. Emredersiniz efendim. Fenerleri söndürün. Hadi. Tamam, tamam. Söndürelim Hayvanlar da insanlar gibi kolayca kandırılıp av olabiliyor. Mesela bu tavşan. Bir havuçla kandırdım onu. Belki karnı toktu. Belki hiç ihtiyacı bile yoktu ancak içgüdüsüne yenik düştü. Ve sonuç? Gördüğünüz gibi. Herkesin bir zayıf karnı vardır. Öyle değil mi Minotto? Baltaoğlu'nda da olduğu gibi. Ve bu zaaf kişiyi yanılgıya düşürür. Havuç Rizzo. Tavşan Baltaoğlu. Ya Demetrios? Öz kardeşiniz böyle tehlikeli bir oyuna niye dahil ettiniz? Bu kadar çabaya ne için girdiysem? Aynı sebepten. Şehrim ve imparatorluğum için. Neler oluyor baba? Biriniz anlatacak mısınız? İmparator Konstantinos dahiyane bir planla şehre yardım getirilmesini sağladı. Nasıl? Bir havuç ve bir tavşan bularak. Babanızdan duymuşsunuzdur. Şövalye Justiniani adamları ve tahıl dolu kadırgalarıyla şehrimize geliyor. Mehmet'in Gelibolu'daki donanmasına şarak mı? Plan da bu ya. Donanmanın kaptanı Baltaoğlu'na Rizzo'nun şehirden çıktığını söyledik. O da kendine ihanet eden Rizzo'nun peşine düştü. Justiniani de bu boşluğu kullanarak şehre girecek. Keskin olan sadece bakışlarınız değilmiş. Peki Baltaoğlu bu bilgiye nasıl güvendi? Demetrios sayesinde. Cüretkarlığımı bağışlayın ama böyle tehlikeli bir işte öz kardeşinizi mi kullandınız? Bu şehir için neler yaptığımı bilseniz bana bu soruyu sormazsınız. Öğreneceksin Andonotaras. Bizans'ın fedakarlıkla ayakta kaldığını öğreneceksin. Gözcülerimizden haber var. Komutan Justiniani kadırgalarıyla yaklaşmakta ekselansları. Ben de bunu bekliyordum. Öyleyse bu güzel haberin şerefine. Konstantinos bizi yem olarak kullandı. Thank you.
Beni bağışla ana. Toplar kafire! Ya Allah! Ya Bismillah! Ateş! Tasalanmayın sultanım. Süleyman Paşa'nın donanması Gelibolu'da beklemekte. Justinianus'un kadırgaları onu aşıp da Konstantiniyye'ye giremez. O sebepten hızla Gelibolu'ya varmamız gerek. Baltaoğlu'nun gazabından kurtulan kafir soluğu karada alacaktır. Biz de onların enselerine çökeceğiz. Çökeceğiz ki bir daha hiçbir yardımın Konstantiniyye'ye ulaşamadığı cümle aleme ayan olsun. Padişah-ı alem bena! Dur! İşittik ki Justinianus'un kafir destek için Konstantiniyye'ye gelirmiş. Aldığımız malumatlara göre kadırgalarında tahıl, mühimmat ve asker varmış. Evvela Allah'ın yardımıyla, sonra bizlerin gayretiyle buna müsaade etmeyeceğiz. İnşallah. Zanos. Sultanım. Baltaoğlu denizden Justinianus'un kafirinin önünü kestiği an biz de Yeniçerilerle beraber kıyıda hazırda bekliyor olacağız. Emri ferman sultanımızındır. Şimdi İyi işitin, iyi belli. Size buyruğum şudur. İbreti alem için tüm kudretimizle bu kafire bir ders vereceğiz. Vereceğiz ki bundan sonra hiç kimse fethi ülkümüzün önüne geçemesin. İnşallah. Davranın. Merdu meydan vaktidir. Sultanım. Gelibolu'dan haber var. Neymiş? Latin Şövalye Giovanni Justiniani Gelibolu'yu aşmış. Tahıl, asker ve mühimmat yüklü kadırgalarıyla Konstantiniyye'ye gelirmiş. Tüm bunlar olurken donanmanın reisi Süleyman neredeymiş? Tüm kadırgalarla tersaneyi terk etmiş. Çekil! Zanos! Bana Baltaoğlu'nu getir. Zanos!